Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili öğrencilerimiz. 10. sınıf tarih dersinde Duygu hocamızla beraberiz. 10. sınıfta tarihi inşallah bir tarihçi bir de matematikçi olarak işleyeceğiz. <laughs> Bakalım ben tarihten çok keyif almaya başladım. Umarım sizler için de öyle olur ama tarih şunu fark ettim hocam size çekimleri yaparken olayları böyle birbirine bağlayınca bir hikaye tarzında işleyince gerçekten de akla yatıyor. Olayları kopuk ezberleme şeklinde olacak. Aa, ben tarihten kaçıyorum. Ki genelde öğrenciler de bu şekilde herhalde. Evet. Zorlanıyor var. Neden zorlanıyor var? Ezberlemeye çalıştık oraya. Neden sonuç ilişkisi kuramadıkları için? Neden sonuç ilişkisi <laughs> kurun lütfen. Ben kuruyorum. Buyurun hocam. Şimdi birinci ünitemiz beylikten devlete geçiş. Ki eskiden Osmanlı kuruluş diye anılan dönem. Hı hı. Yani ilk defa Osmanoğulları oğulları nereden geldi? Nasıl geldi? ...onların hangi kollara bağlı olduğu ya da daha önceki ismi neydi bunlardan bahsedeceğiz. Hı hı. Yıllar olarak 1299 kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Dolayısıyla 1299-1300 yani 14. yüzyıl ve 1453'e kadar ki süreç yani İstanbul'un fethine kadarki süreç. Dolayısıyla 14 ve 15. yüzyıllar arasından bahsediyor olacağız. Hı hı. İlk önce... Kayı boyundan bahsedelim. Burada Kayı boyunun çok güzel bir e, sembolü var. Hatta bazı dizilerden de görebildiğiniz bazı dizilerde de kullanılan. Bana biraz şey gibi geldi. yolu e, kenarlarındaki restoranların şeyleri olur ya. Biraz. Çatal bıçak güzel, <laughs> Biraz bir görüntü. Ama bunun anlamı şöyle. Bunlar ok hocam. Hı hı. Bu da yay. Hı. Ok ve yay e, onların sembolleri yani Kayı boyunun sembolü. O yüzden de Savaşçı bir toplum olduklarını da gösteriyor, göçebe bir toplum olduklarını da gösteriyor. O yüzden de ok veya onların vazgeçilmezidir. Ee, peki ne yapmışlar, nereden gelmişler, kim bunlar? Biz niye Osmanlıdan bahsederken şimdi Kayı'ya değindik? Ee, Osmanlıların ataları aslında dedelerinin dedeleri diyelim. Hı hı. Şimdi Kayılar e, daha önce Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarından bir tanesi, fakat e, Moğolların itmesiyle. Hani bundan sonra buraya biz yerleşeceğiz diyerek e, orada yaşayan Türkmenleri yavaş yavaş itmeye başlamasıyla Türkmenlerden Anadolu tarafına göç eden yani batıya doğru göç eden kısımdan bir tanesi Oğuzlar var. Oğuzların 24 tane kolu var. İşte bu da Kayı ki daha zaten Osmanoğullarından bahsederken daha detaylandıracağız onu. Hı hı. Şimdi Oğuzların da Bozok kolundandır. Ha bize bunu işte hangi koldan gelir, hangi dalından gelir diye sormuyorlar ama bu artık genel kültürdür. Yani hı hı. Osmanlılar Kayı boyunun Oğuzlarına ait işte Bozok kolundan gelir diye e, kulağımızda bir aşinalık e, yaratması gereken bir bilgidir. Peki ne demek kelime anlamı ne demek? Yani niye kayı kelimesini kullanıyor? Başka bir kelimeyi değil de. Çünkü kayı sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelir ki Türk kelimesiyle de eş anlamlıdır. Hı -hı. Yani Türk nedir sorusunun cevabı da sağlam, güçlü, kuvvetlidir. da. dolayısıyla eş anlamlı kelimeler olarak Hı -hı. nitelendirilebilir. Ee, Türk'ün ek birkaç anlamı daha var. Müliferli gibi. Moğollardan bahsettik. Orta Asya'yı istila ediyorlar. Ee, Türklerin ana yurdu Orta Asyalardı. Biz Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu Dokuzuncu sınıf bilgilerimizden hatırlayacağız. Orada üçüncü ünitede işte ilk Türk devletlerinden bahsederken diyorduk ki işte Orta Asya'da Türklerin işte Asya Hunlarının, Avrupa Hunlarının göç nedenleri vardı. İşte Çin baskısı, Moğol baskısı gibi gibi anlatılıyordu. Burada işte Moğol baskısından kaçan Türkmenlerden artık Bizans'a sınırdaş olan kısmını işlemiş oluyoruz. Yani artık Hristiyan devletlerle, Batı devletleriyle, Avrupa ve Balkan devletleriyle doğrudan ilişki içinde olan, ...topluluklardan bahsetmiş oluyoruz. Peki nerede yerleşiyorlar? Anadolu'ya geldiler. Moğollar itti. Anadolu'nun neresine geldiler? Bitlis, Van Gölü kıyılarına geldiler. Ama orada kalmadılar. Dediğimiz gibi göçebe bir topluluk bu. Çadır kültür var. Rahat rahat bir yerden bir yere taşınabiliyorlar. Daha da ileriye gidip... ...aslında kendi isteklerinin de biraz dışında... ...Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın emriyle... Ankara'nın, bugünkü Ankara'nın Karacadağ bölgesine yerleştiler. Hı hı. Daha sonra da yine Alaaddin Keykubat'ın isteğiyle daha yakına daha yakına derken şimdiki merkeze yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki merkeze anlatacağımız dönemin merkezine Söğüt ve Domaniçe yani bugünkü Bilecik hı hı. sınırlarına yaklaştılar. Şimdi niye Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarı emir veriyor? Çünkü Türkiye Selçuklu hükümdarı yani birinci Alaaddin Keykuvat diye bahsettiğimiz kişi ee, Anadolu bölgesinde yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti'nin yükseliş dönemindeki hükümdarı. Şimdi bu devlet parçalanmaya başladıkça e, hatta bu devletten de önce ve sonra diyelim aslında daha doğru olur. Zaten orada yaşayan Türk toplulukları, Türk beyleri, e, beylikleri, aşiretleri var. İşte bunları... Ee, kendi ilerleyiş rotasına göre yerleştirme politikası izliyor. Yani yeni aldığım yerlere e, Türkmenlerden, göçebe olan Türkmenlerden yerleştireyim ki oradaki hakimiyeti kalıcı kılayım. Ki daha sonra görüyoruz ki aynı politikayı Osmanlı devleti de uygulayacak. Hı hı. Yani iskan politikası adı altında Türkleştirme adı altında yeni alınan yerlerde kalıcı olmak için yapacak. İşte bu nedenle e, önce Ahlat'a sonra Karacadağ'a sonra Söğüt ve Domaniç'e Geldiler, kayılar. Bunların nereden biliyoruz? Bu sıralamaların bu şekilde olduğunu. Belgelerle mi e, buluyoruz yoksa kalıntılardan mı tespit edebiliyoruz daha çok? İkisi de var aslında. Her ikisi de var. Ikisi de var. Evet, zaten ilk şeyde 9. sınıf konularında söylemiş, Birbirinin desteklemesi gerekiyor değil Hı -hı. mi? Bulunan kalıntılar ve belgelerin birbirini desteklediği takdirde güvenilirliği artıyor. Çünkü hani tamam şey güzel, e, kurgu güzel, senaryo güzel <laughs> ama bu kurgunun aynen bu kronolojik sırayla ilerlediğine. Belgelerle ve evet. kalıntılarla emin olabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. E, sadece Türk kaynakları da yok bununla ilgili. Hmm. Yani sadece Osmanlı, biz Bizans kaynaklarından da bu bilgileri alabiliyoruz. Yani hmm. başka e, toplumların kaynaklarıyla karşılaştırıldığında yine aynı çıkıyor. Orada daha farklı şekilde anlatılıyor tabii ki. Alaaddin geldi onları çağırdı. Söylene bitti. <laughs> Evet. Bir de onlarda kronik var. Yıl yıl zaman zaman gün gün bile verdikleri oluyor. Daha detaylı kuruluş dönemine ait daha detaylı bilir Bizans kaynaklarından alıyoruz. Şu andaki Bizans kaynaklarından. O dönemde mi? yazılmış. Yok, o dönemde yazılmış tabii ki ama şu anda atıyorum bu bilgiler onların kütüphanelerinde mi duruyor? Bizim kütüphanelerimizde de var. Onlara Gümüz ait Türkçesine çevrilmiş Anladım. şekilde. Hı -hı. büyük bir kısmında çeviri yapılmış. Hı -hı. Daha çok işte tarih bölümü okuyan birinci, birinci sınıf öğrencilerinin ya da ikinci sınıf öğrencilerinin görebileceği kaynaklar halindeler. Evet. Ama isteyen bulabilir, araştırabilir, okuyabilir. Günümüz Türkçesine var. Şimdi bu sırada e, kayılar kayılar dedik. Bunlar bir topluluk ama toplulukların başında bir lider olur. Hı hı. Bunların da lideri Ertuğrul Bey. Hı hı. E, Ertuğrul Gazi olarak da bilinir. Kim bu Ertuğrul Bey Osmanlı devletini kurduğunu söyleyeceğimiz Osman Bey'in babası. Hı hı. E peki biz niye Osmanlı Devleti'ni Osman Bey kurdu diyoruz da babası Ertuğrul Bey kurdu demiyoruz? Çünkü daha bağımsız değillerdi. Yani Alaaddin Keykubat'tan emir alıyorlar ya. Hı hı. Demek ki hala Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlılar. Bağımsızlığını hı hı. ilan etmemiş. Dolayısıyla da Ertuğrul Bey Osmanlı Devleti'nin kurucusudur diyemiyorum. Ondan sonra gelecek olan oğlu zaten Türkiye Selçuklu Devleti dağılmış olduğu için hı hı. ve artık etkisi kalmadığı için kendi bulunduğu bölgede bağımsızlığını ilan edebiliyor. O yüzden kurucu Osman Bey'dir diyoruz. Hı hı. Söğüt ve Domaniç'ten az önce bahsettik ama ikisinin de kullanım amacı farklı. Ee, günümüzde de yapılır böyle bir şey. Kışlak ve yaylak anlayışı vardır Yazın yaylalara çıkılır ki daha serin olsun, hı hı. sıcaktan korunalım. Kışın da daha sıcak olabilecek yerlere gidilir. İşte Söğüt'ü kışlak, Doman de yaylak olarak kullanıyorlar. Bu arada at binmeye, çadırlar içerisinde yaşamaya, yeme içme adetlerini gittikleri her yerde devam ettirmeye özen gösteriyorlar. Özellikle de hem kışlak hem yaylak için kullanılan halı ve kilimler var. Hayvancılıkla uğraştıkları Mevsimlik için. Mevsimlik mi yani? Mevsimlik, yani gerçekten de e, yaza uygun da kildenler üretebiliyorlar. Şimdi 1281'de Ertuğrul Bey vefat ediyor. Vefat edince yerine Osman Bey geçiyor. E, her zaman doğal nedenlerle vefatlarla e, yerine geçmez çocukları. Ee, mesela 1. Murat'ta görürüz. Kosova Savaşı'nda hançerlenerek öldürülür ve o şekilde oluyor. Yani burada bir zaten belirlenmiş bir süreç var. Ona uygun şekilde ilerliyor. Zaten Ertuğrul Bey ölünce yerine kimin geçeceği belli. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Demek ki bir saltanat anlayışı var, bir hakimiyet anlayışı var. Belirlenmiş, planlı. Yani babadan oğula geçen bir yönetim şekli var. Biz bunu Avrupa'da baktığımızda ya da Balkanlar'da baktığımızda... Ee, Monarşi ya da kraliyet adı altına görüyoruz. Mutlak monarşi diye. Hı hı. Burası bir imparatorluk olmasa bile bir aşiret, beylik adı altında geçiyor olsa bile burada da bir monarşi var. Hı hı. Yani adı aynı. Sistem olarak aynı. Ve sembolden ok ve yaydan zaten bahsettik az önce. Şimdi Osmanlı Devleti Osman Bey başa geçtiği andan itibaren diyelim. Çünkü hı hı. başlangıç onu kabul ediyoruz. Yani adı üstünde Osman'ın oğullarının devleti. Ee, genel özellikleri ne yapıyorlar? Genel politikası nedir? Batı yönünde ilerliyorlar. Ne var batıda? Niye doğuya doğru gitmiyor da batıya gidiyor? Bizans'a doğru gidiyorlar. Evet. Bizans'ın bir özelliği olmalı. Bir, bir, sebebi olmalı yani. Bizans biraz daha şey geliyor. Ata var, tanrı var. Benim aklımda mistik şeyler çağrıştırıyor ama tabii ki bu tarihi bildiğim için. Bilmiyorum tarihte yaşayanlar onu nasıl görüyorlardı. İstanbul sebebiyle mi acaba? İstanbul'u hemen almayı düşünmüyorlar. Yani Hı -hı. Herkesin hayali İstanbul'u almak Hı -hı. o dönemde her devletin ama e, Bizans'ta birincisi Hristiyan bir topluluk yaşıyor. Hı -hı. Ve Osmanoğulları ya da diğer Türkmen beylikleri Müslümanlığı kabul etmiş. Hı -hı. Yüzyıllar öncesinden beri artık Müslümanlar. Dolayısıyla da bir Müslüman Hristiyan mücadelesi var Hı -hı. her şeyden önce. E, Doğu tarafında Türkmen beylikleri var. Yani Osmanoğulları gibi Orta Asya tarafından Anadolu'ya doğru gelmiş olan beylikler var. Şimdi bu Türk ve Müslüman olan kendi kardeşlerine saldırmayacağına göre, hı hı. başlangıçta sonradan saldırdığını görüyoruz. Saldırmayacağına göre Hristiyan olanlara saldırıp diğer Türk ve Müslümanları da yanına çekiyor gerektiğinde. Şimdi hı hı. Bu yayılma için çok iyi bir politika. Eğer Doğu'yu denese sempatisini kazanmaya çalışıyor böylelikle. Kesinlikle. Böyle Bakın işte. ben Müslümanlığı yaymaya çalışıyorum hı hı. diyor. Ve gerektiğinde tehlike anında Bizans'a karşı Türkmen beyliklerinden yardım alabiliyor. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Bunun haricinde de demin söylediğim gibi e, yani Bizans'ın Hristiyanlığı da dışında sizin de söylediğiniz İstanbul'un önemli olması, yani boğazlar, jeopolitik, jeostratejik konumunun önemli olması. Eğer bir topluluk zaten doğudan gelmişse geriye dönmeye çalışmayacaktır. Yani. Çoğunlukla ters tarafa doğru ilerlemeye çalışacak ve e, yeni yerler, yeni kültürler elde etmeye çalışacak. Kendi kimliğinin olmadığı bir yere kendi kimliğini katmaya çalışacak. Yani genel olarak iskan siyaseti uygulayacak. Genelde şapkayla. <laughs> ...yazıyoruz. İskenle ...Türkleştirme. Az önce de bahsettik. Ee, mesela Balkanlar'da... ...bir yer aldı. Eflak Boğdan'ı aldı. Diyelim ki... ...Eflak Boğdan'da yaşayan... E, ...bugünkü Romanya oluyor Eflak... ...bu arada. Romanya'da yaşayan... ...topluluklar Hristiyan... ...ve kendilerine ait... E, ...inanışları, kullandıkları dilleri... ...var. Diyor ki... E, ...Osmanlı Devleti... Bir ...ben burayı aldım ama... Size karşı hoşgörülü oluyorum. Dilinizi, dininizi uygulamakta, gerçekleştirmekte serbestsiniz. Fakat buraya bende sorunlu aileler var. Birbiriyle anlaşamayan. Onları da bir kısmını yerleştiriyorum. Yani bir kısmı ailenin tartışmalı olan bir yerde kalıyor. Bir kısmını da alıyor getiriyor. Hem onların tartışmasına göre yani sosyal bir sorumluluk üstleniyor. Hı hı. İyi bir şey yapıyor, geçinmesini sağlıyor. Hem de diğer tarafta alttan alta kimseyi kırmadan, üzmeden diyor ki ben buraya Türkleri de yerleştiriyorum geliyoruz. Hı hı. Ama yavaş yavaş çok rahatsız etmeden. Peki bu ne anlama geliyor? Batı derken Rumeli'yi kastediyoruz. Yani Rumların elinde olan bölge, Rumların çok olduğu yer. E, Rumlar kim? Biz Bizanslılara Bizanslılar demiyoruz aslında. Hı hı. Bizanslılara Rumlar diyoruz. Bizans'ın yerli halkı Rumlar ve Ermeniler olarak ağırlıklı olarak geçiyor. E, en çok Rumlar tabii. Peki Rum'un diğer adı ne? Yunan. Rum ve Yunan aynı şey. Dolayısıyla da Yunan şehir devletlerinden sonra Roma İmparatorluğu'na yani Roma, Romalılar, hı hı. Rumlar dönüşmüş o hale gelmiş. Roma İmparatorluğu'na Roma İmparatorluğu'ndan da Bizans'a, Bizans'tan da Osmanlı'ya geçen bir halk kitlesi var. Hı hı. Ve yüzyıllardır orada yaşayan bir kültür var, yerleşik düzen var. Türkler yeni yeni yerleşik düzene bu bölümde, bu bölgede geçiyorlar. Dolayısıyla onların kültüründen de kendi kültürüne mutlaka bir şey katacak, hı hı. birleştirecek. Bu savaşçı bir yapı dedik ya şimdi o biraz kafama takıldı. Biz filmlerde gördüğümüzde ya da ben diyeyim en azından cehalet mi e, mazur görünmü diyeyim. <laughs> Estağfurullah. Şimdi e, beylik deyince mesela Ertuğrul Bey e, ya da diyeyim e, ki Osmanlı 1299 Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kurulduğu zamanlar Osmanlı <laughs> zamanında kaç kişi vardı? Nüfus olarak. Nüfus olarak. O, o beyliğin nüfusunu soruyorum. Çünkü şeye baktığımızda bir çadır etrafında 15-20 tane e beylik şeklinde gözüküyor bizim karşımıza. Ve o beyliğin şimdi ben e, Batı'ya savaşmaya gittiğini hayal ediyorum zor. Gerçekten de belli bir nüfusları var mıydı ya da belgelerde bunlar gösteriliyor muydu? Ee, toplam nüfustan tam olarak emin olamayız. Hı hı. Yani vakıflara ait bazı belgeler var. İşte bir Saray yapıldığı ile ilgili ne kadar harcama yapıldığı, işte içinde kaç kişi yaşayacak gibi bilgiler var. Ama bu bütün bir nüfusu göstermiyor. Hı hı. Ee, işte Edirne alındıktan sonra Edirne Sarayı'nın yapılması ve masraflarına dair mesela hı hı. belge var. Bütün bir nüfusu göstermesi için halkın diğer kesiminden de bahsetmesi lazım. Ve Osmanlı ilk nüfus sayımı 19. yüzyılda yapılıyor. Hı hı. O zaman kadar kimse kimseyi saymamış. Şuradan çıkartabiliyoruz. Mesela Yıldırım Beyazıt döneminde e, Ankara Savaşı'nda kaç kişilik bir ordu var? Ee, yaklaşık 20-25 bin kadar bir ordu sayısı görüyoruz. Demek ki e, bunlar sadece savaşa giden askerler. Yani Hı -hı. savaşabilecek durumda olanlar. E bir bunların kadınları var. Çocukları evet, işte var. var. Yani yaklaşık iki katı bir orana mutlaka ulaşmamız lazım. Hı -hı. Belki e, çocuk sayısı daha fazladır. Hani Üstelik bu oran de. çıkabilir. Yani ortalama bir şey söyleyebiliyoruz. Kuruluşla ilgili. Kesin şu kadardır. Demek Peki 1200'lü yıllarda en azından 5 bin 10 bin kişi vardır diyebilir miyiz? Yoksa gerçekten 50-100 kişi mi 50-100'den daha fazladır. fazladır. Yani bir ordu var sonuçta. Bizans'la ya da gerekli i̇şte Balkanlarla o. savaşabilecek bir ordu var. Anladım. Yani binin üzerindedir muhtemelen. Yani tahmini bir şey zaten bulunamaz da benim hep kafamda canlanıyor. Çünkü bakıyorum adam var savaşıyor Orada bak sen 200-300 kişi anca var. 200 300 kişi gerçekten de o dönemde savaşlar bu şekilde mi yapılmış? Hani 100 150 kişi saldırıyor, onlar haplı. Hop buraya fethediyor. E şey zaman zaman mesela gaza ve cihat diye bir şey vardır. Hani hı hı. gaza akındır İslamiyet için. Cihad savaştır. Şimdi akıncılar önden giden küçük topluluklardır. Hı hı. Yani yeri gelir 50 100 kişi de savaş yaparlar. Anladım. Ama büyük meydan savaşıysa o o zaman bütün orduyu Anladım. hazırlar giderler. O yüzden e, neyi izlediğinize bağlı <laughs> aslında sordunuz. Evet. Bir de dizilerde kast Hani oyuncu sayısı hı hı. ve ücret. Düzülerden değil bu birkaç <laughs> film var aklımda da ama dediğiniz doğru yani orada gösterilen şey sadece böyle bir algı oluşuyor izleyen kişide ama hiçbir zaman da emin olamıyorum. Tahmini olarak kaç kişiymiş acaba bu beyliği kurdun? ama dediğiniz gibi ciddi bir nüfus sayımı yapılamaz ancak belgelerle şu kadar kişilik bir saray yapıldı. Şu kadar Şimdi o saraya bakarak köylü halkı da hesaba katarak tahminler yürütülüyor. Ortalama. Daha üstüne çıkılamaz. Evet, Haçlı ordularıyla Osmanlı arası ilk savaş. Ha, şimdi biz batıya gidiyoruz ya, yani Türkler, Osmanlılar batıya doğru gidiyor. Tabii batıya Müslümanlar geliyor. Yani bir de Haçlıların gözünden, yani Balkanlarda yaşayanların ya da Bizans'ta yaşayanların gözünden bakalım. Türkler, Müslümanlar geliyor. E savaşçı topluluk. Biz burada yaşıyoruz, yerleştiyiz. Biz evimizden edecekler. Bir panik havası. Yani bize zarar mı verecekler, yaşamamıza izin mi verecekler, dinimizi yapabilecek miyiz? Bir panik havası. İşte onların tarih öğretmeni de şu anda tam böyle anlatıyor şu anda. Evet. <laughs> Dolayısıyla da bunlar e, Balkanlardaki tüm Balkan e, devletleriyle diyeceğim. Hı hı. Çünkü burada Eflak, Boğdan, Voivodalığı var, işte Arnavutlar var ya da değişik değişik yani Sırplar, Hırvatlar birleşerek artık. Çünkü hı hı. Osmanlıyı güçlü buluyorlar. Hep beraber birleşelim. Hani küçükken çok güçsüz e, haldeyken saldırıp yok edelim, bu tehlikeyi hı hı. ortadan kaldıralım diyorlar. Fakat işte ilk defa karşılaşmaları kuruluş döneminde olsa bile kuruluş döneminde dahi Osmanlı'nın onları yenebildiğini görüyoruz. Demek ki daha savaşçı olmak, göçebe olmak burada bir avantaj. Hı hı. Yıldırım Beyazıt döneminde e, genel özelliklerden bahsettiğimiz için şimdi onu atladık yoksa e, süreç daha devam ediyor. <laughs> yani Anlatacağız. Yani. Ee, Yıldırım Beyazıt döneminde yani 1. Beyazıt döneminde Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır denir. Çünkü Türk beyliklerinin hakimiyeti Osmanlıların eline geçmiştir. Hı hı. Yani amaç Anadolu bölgesinde siyasi olarak biz tek gücüz, tek devletiz diyebilmektir ağırlıklı olarak. Çünkü ordunu da birleştirebilirsin, ekonomini de güçlendirebilirsin bu şekilde. Anadolu Türk Birliği sağlanıyor. Fakat yine Yıldırım Beyazıt döneminde yani çok uzun sürmüyor bu birlik. 1402'deki Ankara Savaşı ile beraber bu birlik bozuluyor. Her beylik yeniden kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Birkaç tanesi haricinde. İşte demek ki Anadolu'da bir dağılma yaşanıyor. Yani yeniden baştan uğraşacaksın tekrar kurmak istiyorsan. Dolayısıyla o dağılmayı da Çelebi Mehmet toparlayacak ya da birinci Mehmet dediğimiz. Yani Fatih'in dedesi oluyor, dedesinin babası. Ve e, 2. Murat döneminde Balkanlara, hani Anadolu'yu hallettiler ya artık hı hı. Çelebi Mehmet'te. Ondan sonra gelen 2. Murat döneminde de Balkanlara artık daha büyük, daha sağlam fetihler yapılıyor. Böylece Osmanlı'nın atılamayacağı kesinleşiyor. Yani Balkanlara geldi bu adamlar biz artık kurtulamıyoruz diyorlar. Susup biraz geri çekiliyorlar. Niye Osmanlı Devleti uzun ömürlü oldu? Yani 600 yıldan yaklaşık bahsediyoruz şimdi. Ee, kurulacak Yıkılacak yaklaşık 600 yıl var. Ee, çok fazla devlet bu kadar uzun ömürlü olamıyor. Türkiye Cumhuriyeti mesela daha e, ne kadar yıllık? Yani 100 yıl işte yaklaşık diyelim. Demek ki bir 5 tane 100 yıl daha geçmesi lazım Osmanlı kadar olması için. Demek ki bunun bazı stratejilere bağlı olması gerekiyor. Planlı bir devlet yapısı oluşturmak gerekiyor. Nedir e, stratejiler? Bir de elde olan ve olmayan sebepler var. Mesela merkezi otoritenin güçlü olması. Benim yöneticim yani merkezden devleti yöneten emirleri veren kararları alan kişim mutlaka iyi yetişmiş olmalı. Yani iyi eğitim alacak ki iyi yönetecek. Bilmiyorsa yönetemez. Yetenekli olması bu biraz da ister istemez doğuştan gelen bir özellik. Neyse ki Osmanlı yöneticilerinde yetenek varmış savaş kabiliyeti özellikle. Ve bu çok önemli özelliklerden bir tanesi halkla iç içe. Ne demek o? Ee, Osmanlı halkının isteklerini e, adaletli bir şekilde yerine getirebilecek ve onlarla toplantılar düzenleyecek devlet adamları var. Yani ben padişahım, ben devletin başıyım. İşte onunla mı konuşacağım, onunla mı yüz yüze geleceğim diye büyüklenme yani yapmıyor. Yani evet, İhtiyaçlar dahilinde yönetiyor. İleri görüşlü devlet adamlarının varlığı demişiz. Ee, burada vezirler kastediliyor. Vezirler, vezir-i azamlar ya da işte devlet adamı deyince üst düzey devlet memurları. Yani şu anki hani İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı vardır ya orada da işte defterdar, nişancı gibi devlet adamları. Ülke hükümdarın malıdır anlayışı. Şimdi ülke derken ülkenin topraklarını kastediyoruz. Yani bütün bir Osmanoğullarına ait e, yüz ölçümü neyse onun tamamı hükümdarın hı hı. malıdır. Yani herkes tek tek tapuya sahip olup da bu toprak benim deyip kenara çekilemez. Zaten sen toprağını tarım yapıyorsan eğer e, Osman Bey için yapıyorsun. Hı hı. Osman Bey de zaten bunu eşit şekilde bütün halkına dağıtıyor. Öyle bir güven de var arada. Bir de hanedan üyelerinden tek bir kişinin mutlak şekilde yönetimde etkili olması. Ne demek o? Kardeşiyle aynı anda yönetmiyor. Öyle bölünmüş e, ya da bölünmek üzere bir sistem yok. Mesela biz Anadolu Selçuklu'da görüyoruz. Tuğrul ve Çağrı Beyler var. Askeri kanatta biri siyasi kanatta biri var. Ama burada hem askeriyeyi hem siyaseti hem kültürü her şeyi tek bir kişide toplayıp bütün yetkileri tek bir kişide toplayıp herkesin ona hızlı bir şekilde uyum sağlaması. Hı, hı. İskan siyasetinden az önce de bahsettik. Artık çok e, detaylandırmaya ihtiyaç yok. Hı hı. E, daha çok Balkanlarda uygulanıyor. Niye? Çünkü Balkanlarda Hristiyanlar var. Hı hı. E, ve Türk olmayanlar var. Nasıl oluyor onlar o şekilde? Orayı aldık, fethettik. Onlara zarar vermiyoruz. Yani dininizi, dilinizi yaşayabilirsiniz. Ama kendi vatandaşlarımızı da buraya yerleştireceğiz. Bir nevi e, yavaş yavaş Türkleştirme belki de oradaki hı hı. hedeflenen ya da Müslümanlaştırma. E, peki o şahıslardan Vergi mi alınıyor bu durumda? Yani Ciz ya da altında yani, vergi Şey, Çünkü bir güç hissettirmek zorundasın orayı kontrol altında tutmak istiyorsan güç hissettirmek zorundasın. Bunu vergiyle mi karşılıyorlar? Evet, şöyle ama mesela Balkanlarda yaşayan topluluklar e, ya Bizans'a ya da kendi bulundukları voivoda ya da prenslere çok ağır vergiler ödüyorlar zaten. Hmm. Yani Osmanlı Devleti'nin oraya gelip de onlara adalet getirmesi zaten başlı başına onun için avantaj. Ha, vergiler düşüyor onlara göre. Düşüyor yani eskiye göre çok daha azalıyor. Dolayısıyla da ha ben o vergi ödeyeceğime bunu öderim. Onların boyunduru altına geçerim. Zaten dilime de karışmıyor. Hı -hı. Dinime de karışmıyor diyor ve tercih sebebi oluyor aslında. Anladım. Bunlar da belgelendirilebiliyor. Evet. Ben? Peki. Bunun haricinde ne yapıyor? Zaten bahsettik diline dinine karışmıyor dedik ya. İşte Hı -hı. ona hoşgörü demiyorlar da istimal et diyorlar. Yani testlerde istimal et kelimesini görürsek aklımıza hoşgörü gelecek. Hiçbir şey karışmıyor Osman Devleti. İstediğiniz gibi yaşayın ama sadece bana belirli miktar vergi verin diyor. Hı, hı. Bu verginin de çeşitlerinden sonra bahsedeceğiz zaten kültür uygarlıkta. Şimdi biz bunların hepsini detaylı olarak görecek miyiz daha sonra? <laughs> hepsini demeyelim, göz korkutmayalım. Yok göz korkmuyor, benim hoşuma gitti şahsen. Yani Bu ünitenin şey için içinde değil mi? hocam. Bir sonraki ünitenin, ünitenin içinde. Yani tamam. birinci ünitenin sonunda kültür uygarlık diye bir kısım vermiş ama hı hı. her üniteyi ilgilendiren biz genel bir şey yapacağız. Hı hı. Gaza ve cihat... Yine demin bahsettik gaza dini yaymak için yapılan akınlar yani küçük küçük e, saldırıyor. Cihat ise dini yaymak için yapılan savaşlar daha büyük bir ordu. Ama e, cihat deyince aklınıza sadece fiziksel bir savaş gelmeyebilir. Aynı zamanda gönülden yapılan bir hı hı. E, savaş da gelecek. İnsanları ikna ederek de işte gerçekten bu dinin güzelliğini falan anlatarak da hı hı. E, savaş yapmadan çeken ahiler var mesela. Ki evet. kolonizatör dervişler derler onlara. Sonra başka Bunlar da arkadaşlar özür diliyorum hocam. Bu bilgileri kısa kısa notlar halinde alırsanız eğer akılda kavucu olur. Sınavlarda en azından çıktığında sizin için daha kolay olacaktır. Öğretmenler web sitemizi üye olanlar zaten pdf'lerini indirip üzerinde karalamalar yapsın. Başka türlü akılda kalması zor. Ve daha sonra bir iki sefer bakınca yerleşir iyicene kafayı ama yine de bu notlandırmanın faydası olacaktır. Bir de az çok kulak aşinalığı olduğu evet. şeyler zaten yerleşir diye düşünüyorum. Jeopolitik konum, coğrafi konum. Şimdi stratejik konum olarak da geçebilir testlerde bazen öyle de görebiliriz. Ee, uç beyliği olmasıyla ilişkilendiriliyor. Uç derken neye uç? Bütün Türk toplulukları hani Anadolu'da bir sürü Türk beyliği var dedik ya o Türk topluluklarının en batıdaki ucu yani Bizans'a Teğet geçen Yani ismi gerçekten de o yüzden uç. Evet uçta, uçta olduğu, olduğu için. için. Evet, güzel. Dolayısıyla batıya yayılmasını kolaylaştırıyor bu uçta olması. Yani Hristiyanlar üzerine kalkıp da Konya'daki Karamanoğulları saldıramaz. Hmm. Zaten öyle bir sınırı yok. Yani uçta değil. Uç belli olmadığı için Osmanlı gibi avantajı yok. Ki Türkiye Selçuklu'nun devamı olduğunu iddia eder yani. Hmm. Ona rağmen. Dolayısıyla bu bir avantaj. E, Bizans'la sınırı sağlıyor. Müslüman ve Türk nüfusu... E, kendi tarafına çekmeyi sağlıyor. Bakın biz ilerliyoruz. Bize katılın. Yani reklam da yapabiliyor. bulunduğu aldığı bölgelerin verimli arazilerinin olması. Yani yeni alınan yerlerde sulama tarım, hayvancılık yapılabiliyor, ticaret yapılabiliyor. Yani ekonomi ee, ilerliyor. Burada ticaretten bahsetmişiz ve ganimet alınan yerlerden mutlaka ganimet elde edilir. Yani Hı -hı. hepsinden bir gelir elde ediyor. Şimdi Hı -hı. biz bir yere saldırıyorsak bunun sonucunda mutlaka ekonomik gelir elde etmemiz lazım ki bir daha başka yerlere de saldırabilelim. Sadece kaybediyorsak zaten bir daha saldırı gücümüz kalmaz. Dolayısıyla e, her anlamda gelir elde ettirecek yerler ticari yollar derken de İpek ve Baharat Yolu'nun hakimiyet mücadelesi var. Ee, kuzeyden gidiyorsa bunu testlerde mutlaka göreceksiniz. Eğer kuzeyden giden işte e, İpek Yolu'ndan bahsedecekse Karadenizle ilgili bölgeler verecektir size. İşte hı hı. Sinop'tan Jandar Sinop'un alınması ya da işte Kırım'dan bahseder, Suudaktan bahseder. Yani Karadeniz eşittir İpek Yolu diyeceğiz. Ama yine ticari yollardan Akdenizle ilgili bilgi veriyorsa o zaman baharat yolu diyeceğiz. Peki. Şimdi bir de ahiler var. Ee, biz bunları 9. sınıfta Selçuklu Devleti'nde lonca teşkilatı olarak gördük. Yani Osmanlı'daki esnaf teşkilatı. Ama bu esnaflar sadece bir meslek sahibi olmaktan çok e, aynı zamanda bir derviş gibi yani hı hı. dini öğeleri ya da ahlaki öğeleri de topluma... ...anlatan ve gittikleri yerlere tanıtan özelliğe sahipler. Ee, i̇şte bunlardan Anadolu'nun pek çok yerinde toplanan ahiler var hı hı. ve... ...ya hiç kimsenin gitmek istemeyeceği çok sarp dağlık, kayalık yerlere... ...bir köy kurmaya başlıyor adam mesela. Yani yeni alınan bir yere yerleşmek için o kadar büyük avantaj ki bu. Yani hı hı. halk gitmek istemiyor, yer bilmiyor, iz bilmiyor. Bir bakıyor orada çılgın birisi hem dinini yapabiliyor... Hem ticaretini hem yani ihtiyacı olan her şeyi gerçekleştirebilir. O zaman buraya yerleşilebilir deyip cesaret verip toplumu oraya çekebiliyor. E, bunlardan önemli liderlerinden bir tanesi Şeyh Edebali. Osman Bey ile çok yakın ilişkiler içerisinde tanışıyorlar. Hatta sıklıkla ona nasihatlar verdiğini biliyoruz. E, öğütler veriyor hep. E, böyle böyle konuşmalar sırasında da Şeyh Edebali'nin kızı e, Bala Hatun. Osman Bey ile evlendiriliyor. Buna da aslında siyasi evlilik de diyebiliriz aynı zamanda. Hı hı. Yani bir liderin kızı başka bir ülkenin lideriyle ya da başka bir toplumun lideriyle evlendiriliyorsa orada güçlü bir e, siyaset, güçlü bir ilişki kurmak amaçlanıyordur. Hı hı. Burada zaten Bala Hatun'dan tekrar bahsediyoruz. E, bu arada şimdi nüfusun fazla olması demin de bahsettiğiniz gibi şöyle önemli. Teknoloji gelişmemiş yani silah yok ya. Silah yok ya derken e, şu an kullanılan ateşli silahlar henüz yok. Dolayısıyla da ok atmak için erkek lazım. Hı hı. E, ki Türklerde ordu millet anlayışı vardır ama daha çok Orta Asya'dadır. Yani Osmanlılar'da e, çok değildir o daha azalmış durumda. Dolayısıyla ok atacak, e, kılıç tutacak e, yani hem saldırı hem savunma yapacak hem de gerekli bütün teşkilatlanma işlerini gerçekleştirecek bir nüfusa ihtiyaç var. O zaman ne kadar çok nüfus artarsa o kadar bir devlette de gelişir. Osmanlılarda nüfus arttığı için ve Türkmen nüfusu da göç etmeye devam ederek Osmanlı'ya katıldığı için avantajlı oluyor. Ee, Balkanlarda ve Avrupa'da yine nüfus var ama bu nüfusu yönlendiren toplu bir rejim yok, feodalite var. Yani bölünmüş bir sistem var. Ee, her an birbirlerinin kuyu kazabilirler. kazabiliyorlar. Yani. Yani. bir de birleşip de hani haçlılardan bahsediyoruz ya hı hı. her zaman o birleşmeyi gerçekleştiremiyor. Evet. Aman düşmanıma karşı birleşeyim de saldırayım kendimi koruyayım hep olmuyor o. Hı hı. Avrupa'dan da yardım alamıyorlar zaten çünkü İngiltere ve Fransa arasında 100 yıl savaşları var. O 116 yıl süren hı hı. 100 yıl savaşları birbirlerini yemekten Balkanlara Osmanlı geliyormuş, Müslümanlar geliyormuş falan onun kafasını kaldırıp ilgilenemiyor. Yani Bu değil, değil. Osmanlı için avantaj yani. Evet.